Efendim, Uluslararası Sörf Federasyonu eğitmenlerimiz, çok havalısınız. Hayri Yeni Alp ve Mehmet Ali Soy. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok iyi görünüyorsunuz. Sporcu olunca görünürsünüz tabii. Sizi ben çıkaracağım. Banderas'ın kuzeniydiniz diye hatırlıyorum. Evet evet, harika. Peki, çok havalı gerçekten. Dalga sörfü deyince böyle hani dalga üzerinde böyle artistik pozlar, denge ha? Gibi. Gibi mi? Aslı nedir? Aslı, bu gibisi. Şöyle diyeyim. Öncelikle size teşekkür ederim. Bize böyle biz teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bu sporu Türkiye'de yayma adına bu tür programlar bizim için çok önemli. Şöyle başlayayım. Alanya'da nasıl başladı? Çocukluğum benim denizde geçti. Hep deniz kıyısında idim. Sahilde bir pansiyonumuz vardı bizim. Hı-hı. Dört katlı bir pansiyon. Oh, dördüncü kat evdi. Yaz kış oradaydınız. Yaz kış oradaydık. 80'li yıllardan bahsediyorum, çocukluk yılların. O pansiyonda babama yardım ederdim. Her fırsatta denize kaçardım. Denize çok yakın olduğumuz için. Sörf yapardım o dönemde. Böyle dalgayı yakalardım. Dalgayla beraber kıyıya kadar kayardım. Bir gün pansiyonumuza Avustralyalı bir çift geldi. Beraberlerinde bodyboard getirmişler. Bodyboard, üzerinde yatarak sörf yaptığımız sörf tahtaları. Biraz evet, daha küçüktür. Ayakta değil, yatar vaziyette. Biliyorsunuz Avustralya'da sörf çok popüler. Doğru. Bir hafta kaldılar, giderken surfboardlarını bana bıraktılar. Yük olmasın diye. İşte her şeyin başladı. Bayılırım böyle hikayelere. <Aynen. gülüyor> Yani kimisi şey unuttular. Şöyle baktım. Yaparım dedim. Ay ne güzel hikaye. Uzun süre bodyboard yaptım ben. Bodyboard yaptığım sıralarda hep dalga surfine ilgim vardı ama gerçek bir surfboardunu Türkiye'de bulup bulamayacağından emin değildim. Araştırdım. O günkü şartlar dahilinde olmadım. Bir de çocuğum, yani 14-15 yaşlarında bir çocuğum. O şartlarda imkanlarımız ona göre. Ne yaptınız? Allah aşkına çok merak ediyorum. Başka bir bomba geliyor. Ne yaptınız? Aslında bir şey yapmadım. Ara ara yıllarca bu depreşti. Bazı dönemlerde yoğunlaştı. Ta ki 2009 yılına kadar. 2009 yılında Norveçli birisiyle tanıştım. Bu arada o pansiyon demiştim ya, o pansiyon otel oldu. Aynı yerdeyiz. O oteli ailece tekrar işletiyoruz. Yani süre geliyor hala. Bir müşterim dedi ki Norveç'te bu spor çok popüler. Bir yandan da bakıyorum dalgada, evet, harika. Sohbet esnasında istersen ben sana dalga sörfe board'u gönderebilirim dedi Norveç'ten. Tamam dedim. Göndermedi ama bir dahaki gelişinde yanında getirdi. Kendi de geldi. Sürekli bir müşterimizdi. Her yıl gelen bir müşterimizdi. O surfboard, Alanya'ya giren ilk surfboardudur. O boardla başladı her şey. Öyle Alanya'ya yayıldı mı ondan sonra? 1-2-3 derken Hayri arkadaşımız başladı. Başka bir arkadaşımız vardı, o başladı. Derken ben içmiş... burada bir keseyim de, buyurun, birleştirelim hikayeyi. Öyle buyurun, de çok hoş çünkü. Siz nasıl buluştunuz Mehmet Ali Bey'le? Aslında... Ve surf ile? Evet. Aslında akrabayız da. Yok ben işte... siz Banderas'ın. Onunla da Mehmet Ali abiyle de akrabayız aynı tamam, zamanda. Tamam, tamam. İşte fotoğraflarını falan çekiyordum. Ben de işte iletişim fakültesi mezunuyum ben. Orada işte medyada, işte yerel medyada yer vermek için. Yani fotoğraflarını falan çekerken bir de yalnızdı. Bir de Mehmet Özgen diye bir abimiz var. İkisi beraber yapıyorlardı. Beni de dahil ettiler. Yardımcı olur ekipman konusunda. Bırak o makineyi, gel ya. Gel, boş ver boş dediler. Çekme bizi, sen de gel. Peki board var mıydı? Tahtamız var mıydı? Paylaşıyorduk. Evet. O yönden de güzel bir paylaşım oluyordu yani. Güzel. Daha, öğrettiler de bu tabii, arada. Tabii, bireysel bir spor gibi görünüyor ama sosyal bir yönü de var. O şekilde öğrettiler bana. Biz de başladık. Ben de 2010 yılında başladım. 2009 yılında Mehmet Ali abi board'u getirdi. Evet. Ve o şekilde başladı. Yani 3 kişi olarak biraz yoğun bir şekilde başladı. Daha sonra farklı arkadaşlar da katılmaya başladı. Yurt dışından da gelenler oldu. Tabii şöyle oluyordu. Mesela yazın, biz tabii yaz sezonunda turist çok oluyor. Avrupa'dan gelenler oluyor. Onlar bizi izliyorlar. Daha burada sörf mü yapılıyor diye. Aslında Türkiye'de de değil mi? Türkiye'de sörf mü olur ya? Ya işte denir ya. Bu bir algı yani. Bizim zihnimizde de vardı bu algı. Ama zamanla hani işin içine girmeye başlayınca işte bir yurt dışı seyahatimiz oldu. 3 kişi Bali'ye gittik. Endonezya'nın Bali Adası'na karşılaştırma yapalım diye. Evet. Yani evet, dalga var, dalga var. Orada nasıldı?
Çok farklı değil. Evet. Şöyle ki orada 365 gün belki 250 günü sörf yapabilirsiniz. Ama Türkiye'de o kadar uzun bir periyot yok. Kışın çok yoğun yapıyoruz. Aralık ayında başlıyor. Haziran ayına kadar süren bir süreç. Ha, bu demek değildir ki yazın yapmıyoruz. Yazın da yapıyoruz. Ama kış kadar yoğun değil. Evet. Türkiye'de 365 gün içerisinde belki 100-120 gün sürekli sörf yapılabilir. Nerelerde başka yapabiliriz? Hangi kıyılarda? Türkiye. Evet, Türkiye. Karadeniz kıyısında hala yapan insanlar var. İstanbul, Şile'de yapanlar var. Kerpe'de yapanlar var. Sinop da çok güzel yapılıyor bildiğim kadarıyla. Yani böyle lokal yerler var. Ve bu o arkadaşlarla da kontak halindeyiz. Özellikle kış aylarında biz Alanya'nın bir sörf spotu olarak gösterilmesinden yanayız. Yani yazın da oluyor ama özellikle kış turizmi için ciddi bir artısı var. Yani kışın bir potansiyel var. Bir sürü otel var, kapanıyor. Doğru. Bunların çalışanları doğru var. Şimdi turizme dönüştürülecek bu değil mi? Surf turizmi. Ya bizim zaten hedefimiz o. Evet, hedefimiz kış o. Turizmi, alternatif turizm arayışı var Alanya'da. Kaç derece oluyor Alanya'da hava yaklaşık kışın? Şu an kışın hava sıcaklığı ortalama 23-24 derece. Harika. Deniz suyu da aynı. İnsanlar şu anda denize giriyor Alanya'da. Ne için geldiniz siz? Bizim canımızı mı sıkmayacaksınız? Ne güzel bir memleketimiz var ama bakar mısınız? Kesinlikle. İnanılır gibi değil mi? Kesinlikle. Harika. Peki evet, yani biraz bu endüstriye dönüşmüş bir durumda değil mi? Dalga sörf endüstrisi. Dünyada zaten böyle de. Çok, bizde de gidişat herhalde o yönde değil mi? Evet. Biz alternatif turizm açısından bu sporu özellikle Alanya'da yaymaya, geniş kitlelere ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız var. Dünya sörf sitelerinde Alanya'nın da yer almasını sağladık geçtiğimiz yıllar içerisinde. Evet. Harika. İnsanlar popüler sörf sitelerine girdiği zaman Türkiye'de Alanya'da sörf yapılabildiğini biliyor. Geçen sene Türkiye'nin Uluslararası Sörf Federasyonu bazında Türkiye'nin sörf yapılabilen ülkeler arasında olduğunu gösterdik. Çok güzel. Bunu çok kanıtladık. Güzel. Harika. Bir proje çalışmamız oldu. Bu proje çalışmasının neticesinde hedef bu sporu yaymak. Biz de gönüllü elçileriyiz. Projeyi ben Hayri Bey'den alabilir miyim? Evet, Hayri Bey bu konuda biraz daha bilgili. O biraz bahsetsin isterseniz. Tabii, buyurun. Projeyi biz işte geçen sene düşündük. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı. Bölgemizde bu tip projeleri destekleyen bir çok ajans. Güzel. Devlet kanalıyla bir para aktarımı yapıyor. Harika. Biz de bunu Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Altit kanalıyla bu hibe desteği için bir proje yazdık. Nasıl bir proje? Eğitim projesi mi? Eğitim projesi var içinde. Aynı zamanda sörf spotu olarak Alanya'nın tanıtılması var. Onun dışında ekipman, bizim en çok sıkıntı çektiğimiz Türkiye'de bunun ekipman ve bu ekipmanın kişilere sunulması yönünde. Özellikle sörf sporuyla tanışmaları için. Evet. Ücretsiz veya işte kolay ulaşılabilir hale getirmesi için sahillerde güvenli, daha temiz, daha sağlıklı bir şekilde bu spor yapmaları için. Çünkü farklı bir şeyi de yok. Maliyeti de yok bu işin. Dalga varsa denizde girebiliyorsunuz. Denizde dalga, bizde sörf. Bizde sörf yani. Biz böyle. Aslında deniz öyle. Hem turizm açısından, hem eğitim açısından, evet, hem çevrecilik açısından, öyle değil mi? Evet. Bizde peki yazın turistler geldiğinde, yerel turistler de olabilir, o çocuklar, gençler. Tabii. İlgi ne düzeyde? İsteyen çok oluyor mu? Ben de öğrenebilirim. Fazla, çok fazla. Tabii. Dalga olduğu zaman biz giriyoruz suya. Dışarıdan görenler nereden bot kiralayabiliriz? Norveç'ten. gibi sorularla karşılaşıyoruz. Evet. Bordumuzu paylaşıyoruz. Sırf insanlar yapabilsin diye, ilgi duysunlar, gelişsin bu spor adına. Zor bir şey mi board yapmak? Yani onun bir dinamiği var anladığım kadarıyla, evet, denge açısından. Özel zor tasarım mu? Yani nedir? Ahşap mı? Plastik yok. Nasıl yapılıyor? Sen abi istersen. Epoksi denilen bir malzeme kullanılıyor. İçi normal bildiğimiz köpük. Evet. Dışı epoksiden hafif. Dışı fiberde epoksiden kaplanıyor. Fiberden, poliüretandan, epoksiden, karbondan yapılan çeşitleri var. Ahşaptan da yapıyorlar. İlk başta ahşapmış zaten. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Ama tabii su çektikçe herhalde ağırlaşıyor değil mi? Yani. Peki onun ölçüleri var mı? Mesela kar kayağında da boya göre, ağırlığa tabii, göre ayarlanır değil mi kayaklar? Kesinlikle. Bunda da var mı? Tercihe göre
ne yapmak istediğinize göre. Ne yapmak isteyebiliriz ne mesela? Ne yapmak isteyebilirsiniz? Çok küçük dalgalarda sörf yapmak isteyebilirsiniz. Hmm. Çok küçük dalgalarda sörf yapmak isterseniz uzun bir tahtaya ihtiyacınız var. Ondan kasıt küçük dalgaları daha kolay yakalayabilirsiniz. Anladım. Ha, manevra yapmak istiyorsunuz. Büyük dalgalarda daha fazla adrenaline sahip olmak istiyorsunuz. Hı hı. Sürekli manevra yapmak istiyorsunuz. Onu uzun bir tahtayla yapamazsınız. Doğru. Daha küçük bir tahtaya ihtiyacınız var. Bu gibi mesela kilonuzdan dolayı küçük bir tahtaya binmeniz zordur. Hı hı. Büyük tahtalar yani uzun tahtalar taşıyabilirliği biraz daha fazla olduğu için kiloyla orantılı olarak board'un uzunluğu da değişmekte muhakkak. Doğrudur. Alternatifleri çok farklı alternatifler sunabiliyor yani dalga sörfü. İnanılmaz bir şey, ne güzel değil mi? Avustralya'dan gelmişti değil mi o turist board'u bırakmıştı? Bodyboardlar ilk başlangıç Avustralya'dan. Daha sonra, o geldi, o virüsü bıraktı gitti. Ondan sonra da o böyle yayıldı. Aynen, siz doğru bir tespitte bulundunuz. Değil mi? Yani, virüs gibi bir şey böyle. Yayılır, öyle insana. Olur zaten. O ilk şey çok önemli. O bir vesile, o bir başlangıç olmuş. Evet. Peki ne yapacağız şimdi? Gelecek planlarımız, proje harika bir proje. Bu proje bizi nereye götürebilir? Ya proje bizi nereye götürmesini istiyoruz. Proje bu zihindeki bu sörf nedir, nasıl bir şeydir? Onu insanların kafasında daha real bir şekilde görmelerini sağlamak istiyoruz bu projeyle. Bu da nasıl olacak? İlk dersler ücretsiz bir şekilde bu merkezi kullanabilecekler. Harika. Bu kapsamda 6 kişi eğitmen oldu bizle beraber. Peki konaklama, ulaşım bunlar dahil mi hizmete? Bunlar dahil değil ama Alanya zaten buna sahip bir konumu var. Yani açık otelleri var, ulaşım kolay. Katılmak isteyenler tabii, bu projeyi kendileri mi ödeyecekler masraflarını? Ulaşım ve konaklamayla ilgili kısımlarını kendi ödeyecekler. Hı-hı. Ama bununla ilgili kendi bir proje geliştirebilirler, onunla ilgili ayrı. Biz ekipman ve eğitici desteği zaten güzel. Eksik olan onlardı. Sizler vereceksiniz. Bizden ve isimlerini sayabilirim. Mehmet Özgen, Çağrı Karadağ, Gökçe Aydoğan, Özgür Ergün. Kaç eğitmenimiz oldu? 6 eğitmen var Alanya'da. Alanya'da. Harika. Yani o ihtiyacı karşılayacağımızı düşünüyoruz. Amacımız da minimum 200 kişi bu. Yani minimum. Hı hı. Şimdi ben buradan duyuru da yapayım. Yani Ankara'da özellikle birçok üniversite var. Bununla ilgilenen arkadaşlar da vardır bu sporla. Doğru. İzliyorlar. Çok iyi fikir. Üniversitelere tabii duyurmak lazım. Kesinlikle. Evet. Ya ciddi bir kültürü de var. Yani sörf kültürü diye bir şey de var. Filmleri var. Belgeselleri zaten var. Zaten yani hani şu bizim şu klasik söylemimiz var ya, üç tarafımız denizlerle çevrili ama yani denizcilikle alakalı ne sporu ne bir şey yani tam bir algılayamadık, bir türlü böyle bir götüremedik. Belki bunlardan biri bize faydalı olacaktır. Aynen. İşte genel sörfü olsun. Genel bir kanı var. Türkiye'de gerçekten bu spor yapılabilir mi? Zaten bugüne kadar bu sporun Türkiye'de başlamamasının nedeni o. Çok enteresan yani. Yani insanlar, çok ilginç değil mi? Zihnimizdeki o şeyden dolayı. İnsanlar yani yapılamaz diye düşünüyor. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz günlerde Uluslararası Sörf Federasyonu bir eğitmen gönderdi bu proje kapsamında. Bu eğitim neticesinde bir sörf hocası olduk. Kendisi Alanya'daki dalgaları gördü. Şanslandır. O dönemde kendisi Türkiye'de bulunduğu dönemde dalga da vardı. Beraber sörf yapma fırsatı bulduk. Kendisine sordum ben. Nasıl dedim dalganın kalitesi? Bana dedi ki şu dalgalar dünya şampiyonası yapılabilmesi için yeterli dedi. Okay, gelecek planlarınızı soracaktım. Sormama gerek kalmadı. Dünya evet. Şampiyonasına hazırlanacağız inşallah. Bu evet. Anlamda zaten geçen sene bir şampiyona yapıldı Türkiye'de. Güzel. Türkiye şampiyonası yapıldı. Evet. İkincisi de yapılacak. Önümüzdeki günlerde Alanya'da bu şampiyonun ikincisi. Dünyayı bekliyoruz inşallah değil mi? Bu yarışlarda derece alanlar dünya şampiyonasına. Ev sahipliği de yapabiliriz belki. Neden olmaz? Neden olmaz? Onu söylemeye çalışıyorum. Özellikle Alanya spor spor turizminde çok kesinlikle etkili. Bugün triatlon yapılıyor. Bisiklet yarışları yapılıyor. Neden dalga sörfü olmasın? Olsun. Olsun evet. Olmalı. Yani. Olsun. İstiyoruz. Çok güzel zaten manzaralar var. Ne fotoğraflar çıkar, ne videolar, ne belgeseller çıkar. Kendimiz hazırladık videoları da. Ellerinize sağlık. Biraz amatörce oldu ama. Hayır, çok güzel görüntüler bence. Bence. Tebrik ediyorum inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, yani bu tam da kışa geçişte aslında pek de bu deniz falan. Gerçi kışın da oluyor dediniz. Oluyor, harika. Kışın oluyor. Tam da yeni bir konu açmış gibi oldum ama bitti maalesef. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Harika.